İmza töreninde bir tartışma oldu. Onu Okan ilk önce yorumlasın. Hayır, önce bunu verelim Samet. Evet, videoyu verelim. Gazeteci Gürkan Dinç ve Hasan Arat arasında bir gerginlik yaşandı. Basın toplantısının sırasında. Video hazır mı arkadaşlar? Sesi açalım lütfen. Yani bir ortalık bayağı karıştı. Sonra Twitter'a baktım, Gökhan Dinç TT'ydi. Böyle bir... Evet, sesini iyice açalım. Bu anlaşma özellikle bizim aramızda bir anlaşmaydır. SPK kuralları neyi gerektiriyor, onu yapacağız. Bundan sonra da basın mensupları olmayan anlaşmaları, olmayan rakamları sağda solda yazmaktan vazgeçsin. O yüzden son derece dikkatli olun. Çünkü bunlar yanlış anlaşmalara, spekülasyonlara neden olur. Bak ne kadar vücut dili iyi niyetli anlatıyor. Bir dakika abi, ses gitmiyor bizim. SPK kuralları çerçevesinde şeffaflıkla SPK aynı şeyi tamamen taraftan merak etmiyor. Siz sadece soru soruyorsunuz, cevap vermek durumunda değilsiniz. Cevap ben vereceğim burada. O yüzden siz de seçin, ben de soru sorayım. Tamam mı? Ben cevap vereceğim. Cevap alamadınız mı Sayın Başkan? Siz sadece soru soracaksınız. Basın toplantısında alkış yapıldığını da ilk önce görüyorum. Bundan sonra çok şey göreceksiniz. Tamam, tamam. Bak ben de alkışlıyorum başkanı. Bir tekrar olsun. Bir tamam, tekrar ben de başkanı alkışlıyorum. En baş alsanıza. Bir girelim. Sesini açalım. Şu oturma şekli var o. Samet, videonun sesi gitmiyor şu anda. Gitmiyor. Yayındakiler söylüyor. Yayına ses gitmiyor. Abi gitmiyor diyoruz. Unutmuşsunuz işte. Bari unuttuk deyin yani. Abi insanlar yalan mı söylüyor? Evet. Gelelim. Okan abi. Bak. Samet, yayındaki herkes diyor ki ses gitmedi. Ben söyleyeyim bu arada. Hani açıklamasını yapayım. Şimdi Gökhan Dinç diyor ki Hasan Arat'la Hasan Arat'a soruyor. Diyor ki ne kadar anlaştınız diyor hocayla diyor. Hasan Başkan da diyor ki bir SPK kuralları gereği biz diyor bunları açıklamayacağız. Bundan sonra açıklamamayı sürdüreceğiz diyor. Sonra da diyor ki şeffaflık gereği diyor gazeteci Gökhan Dinç. Hasan Başkan da diyor ki ben şeffaflık demiyorum. SPK kuralları gereği diyorum diyor. Sonra göreve geldiniz yani diyor. Sonra da Hasan Başkan da diyor ki ya diyor siz ben soruyu sordum, siz dinleyeceksiniz, sormayacaksınız diyor. Cevap vermeyeceksiniz diye getiriyor lafı bir yerde. Ardından da Gökhan Dinç diyor ki yani ilk defa, sonra salondan alkış geliyor. O da diyor ki ilk defa böyle alkış görüyorum basın toplantısında. Hasan Başkan da diyor ki daha çok şey göreceksiniz diyor. Okan abi sana sorayım ben. Videonun sesi var mı? Şarkı kısıktı sadece. Elemanların haklı demiş bu arkadaşım. Evet, evet. Teşekkürler. Herkes, Hollanda'dan bir arkadaşım ses geliyor. Nereden uyduruyorlar diyor. Troller dedim ben de. Okan abi sana sorarak başlayayım. Şimdi bir, Ümit abi, Evren abi. Bir, sen teknik direktörünle hocan arasındaki sözleşmeyi, son dönemde yapılan hatalı transferleri de Ahmet Nur Çebi yönetimi için söylüyorum, göz önüne alırsak Hasan Arat'ın neler yapacağını bilemeyeceğimiz için yaptıkça göreceğiz. Aradaki sözleşmenin miktarını bilmek mi istersin bir taraftar olarak, yoksa bilmemek senin için uygun mudur? İki, şu tartışmada kimi haklı görüyorsun? Şimdi gelelim bak. Bu soruyu sorarken güzel bir soru sordun ama objektif olarak sorduğunu düşünmüyorum açıkçası. Niye? Bir, geleceğim şimdi. Bir geliyorum şimdi. Bizim
Türk insanının örf ve adetlerine kardeşim sevgi mecbur değil, saygı mecbur değil. Kesinlikle. Tamam mı? Sen kim olursan ol, orada bir makamı, Türkiye'nin en büyük camialarından bir tanesinin makamının başında oturan Beşiktaş Kulübü'nün başkanının karşısında kahvede oturur gibi oturup soru soramazsın. Bir kere toparlanacaksın kardeşim. Saygı duyacaksın. Seve seve değil, SS kanunu, saygı duyacaksın. Tamam mı? Sevgili Gökhan kardeşimiz. İyi tanırım, sen de beni iyi tanırsın. Bizim oynadığımız dönemlerde NTV'de mi, NTV Spor'da mı ne mi? Muhabir gibi bir şeydi. Bilmiyorum, tam hatırlamıyorum. Parmak mı gösteriyorsun? Tam hatırlamıyorum. Ne, nasıl algılıyorsa öyle algılasın. Gaza getirme şimdi beni Evren abi. Şimdi bir, kardeşim senin karşında bir kere yabancı bir ülkeden Türkiye'ye teşrif edip Beşiktaş Kulübü'ne ve Avrupa şampiyonu yaşamış bir Portekizli bir teknik adam gelmiş. Her şeyi geç. Sen Türk insanına Beşiktaş camiasına oturuşundan, yapmış olduğun vücut dilin saygısızlığından saygısızlık yapıyorsun. En azından yabancı ülkeden gelmiş bir teknik direktöre bu saygısızlığı yaptığını kabul edecek bir durum değil. Bak yaptığın durum kabul edecek bir durum değil. Gökhan Dinç'in bir daha, bak ben iddia ediyorum, Gökhan Dinç'in bir daha Beşiktaş kulübü, Beşiktaş camiası, Beşiktaş stadını oralarda çok fazla kabul göreceğini de ihtimal vermiyorum. Tweetler attın. Bir tweetleri de getirebilirim. Gökhan abinin bugün şimdi oldu neredeyse. Şimdi kardeşim, şimdi bak bunlar ne olursa olsun. Ben şimdi burada Ümit Hoca benden yaşça büyük. Evren abi benden yaşça büyük. Ben şimdi, okuyayım mı tweetleri? Hayır abi bir bitireyim ondan sonra okuya. Bir bitireyim sonra dağılıyor konu. Evren abiyle Ümit Hoca'nın karşısında. Ya Ümit Hoca. Ya falan filan Evren. Ya sen bu kanalın patronusun, sahibisin. İçeride bile otururken biz içeri girdiğimiz zaman toplanıyorsun, bacak bacak üstüne atmıyorsun. Kapıya tabii kadar karşılıyorsun, uğurluyorsun. Bir şey istediğim zaman kalkıp getiriyorsun. Ya buranın sahibisin, kaç tane adam çalışıyor. Perde arkasına, kamera arkalarına. Bunları sen yapıyorsun ya. Ya bak insan artık kardeşim ego. Anladın mı? Ve art niyet. Ben burada art niyet ararım. Ego değil, art niyet ararım. 10 gündür, 15 gündür zaten yaptığın açıklamalar, yaptığın yorumlar başkan üzerinden algı ve polemik yaratmaya çalışıyorsun. Biz bunu kabul etmiyoruz. Her şeyin zamanı var kardeşim. Ahmet Nurçebi'yi en çok eleştirenlerden bir tanesi kimdi? Bendim değil mi? Benden daha ağır, benden daha önce eleştiren var mıydı? Yoktu değil mi? Yok. Ben kardeşim bak ne olursa olsun bir kere benim camiamın başkanına her türlü soruyu soramazsın, saygısızlık da yapamazsın. Soru uslubu vardır, soru vardır. Sorulacak soru da vardır. Sen bu soruyu bak madem delikanlısınız gidin kardeşim Dursun Özbeklerden Tumur'un karşısında aynı vücut diliyle sorabiliyorsanız geleceğim elinizi öpeceğim. Bu kadar net söylüyorum. Şimdi Okan abinin tweetleri de var. Sözde Beşiktaşlıyım diyen ve kendisini renkli medyaya satan karaktersiz köpeklere gereğini söylediği ve yaptığı tavır için teşekkür ederim. Var bunu kim üstüne alınıyorsa selamun aleyküm kardeşim. Orada bir kişi var zaten. Bunu kim bak var medyada da var. Başka var mı? Ha, tabii var bir sürü var. Bunu kim üstüne alınıyorsa selamun aleyküm kardeşim. Bu kadar net söylüyorum. Bu sıkıntı yaratır sana ama. Baba biz gözümüzde gördüğümüz biz korksaydık demire, trene, arabaya, uçağa binmezdik babacığım. Allah'a şükürler olsun. Gökhan, babalarımızdan, ailelerimizden, örf ve adetlerimizden, büyüdüğümüz yerlerden, biz gördüğümüz yerlerden. Yok, hep öyle yapıyorsun. Istemedi Gökhan. Gelme, getirin gelme. Baba getirin. Gözünü seveyim gelme. İnanın kendimi zor tutuyorum. Bazılarını fena seveceğim diyorum burada. Seveceğim. Ama güzel seveceğim. Burası Beşiktaş gemiyi değil, limanı değil, denizleri yakarız. Herkes haddini bilecek. Başkanı seversiniz, sevmezsiniz. Saygı duyacaksınız. SS kanunu. Bilin bunu. Yeter lan. Ya, tabii yavşaklar yeter lan dedim. Kim abi bunu bilecekler, saygı duyacaklar. Sadece Beşiktaş üzerinde değil. Fenerbahçe, Galatasaray camiası. Şey değil mi abi? Fenerbahçe, Galatasaray camiası, Trabzon, bütün SS Anadolu takımları, Anadolu takımlarındaki bütün takımlara saygı duyacaksınız. Makama saygı duyacaksınız. Kişilere saygı duyacaksın. Ne olursa olsun benim söyleyeceklerim bu kadar. Sormak istediğim başka bir şey de varsa da sorun. Tek tek gidelim. Ümit abi sen ne diyorsun? Ya şimdi tabii Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile ilgili bir mevzu olursa ben girerim. Onun dışında ben Galatasaray'ı Beşiktaş'ı teknik olarak eleştiririm. Yok hayır şu ama anlatıyorum hayır, müsaade et. Bu konu şimdi Gökhan'ı da seviyorum. Okan'ı nasıl seviyorsam Gökhan da benim arkadaşım. Evet. Şimdi Okan Beşiktaş'ın iş dinamini biliyor. Ha Okan'da bir hata görürsem kendi adıma onu burada kamera önünde söylemem. Arkada söylerim çünkü o benim kardeşim. Aynen öyle. Anlatabildim mi? O açığı burada vermem öyle bir şey görsem. Söylemiyorum diye de öyle bir açık var anlamında değil. Şimdi Gökhan'a da bir şey söyleyeceksem ki yüzüne söyledim. Hani o ikisi de yani
İkisi de bu yani benim kardeşim, hoca arkadaşım. Söyleriz hocam. Gördüğüm hayır, zaman herhalde bende sana, numarası yok, bir şey yok. Ben de söylerim. Abicim, ben beni tanıyorsun az buçuk. Sana kimse yüzüne söylemedi. Ben kendimden konuşuyorum kardeşim. Ben diyorum Okan'a da bir şey söyleyeceksem açar yüzüne söylerim. Burada eleştirmem. Gökhan'a da bir şey söyleyeceksem açar yüzüne söylerim. Burada eleştirmem. İkisini de seviyorum diyorum. Sana niye yüzüne söylemedin demiyorum ben. Başka bir şey anlatıyorum. Yani burada ben şimdi bir konu olursam onlar iyi olur, ben kötü olurum. Bir şey diyemem. Yoksa şimdi ben burada Hasan Arat'a da bir saygısızlık. Yani şöyle. Adam bir duruş sergiliyor. Tamam da 30 günlük bir yönetim. Evet. Şimdi adam enkaz almış. Yani kolay değil 30 günde bunu ama bu kadroyu toparlamak. Ben teknik olarak şunu sorarım. Onun cevabını verir vermez. Ha şunu diyebilir ki sen Fenerbahçelisin, Fener'e sor. Hayır ben ortaya sorarım, ben Fenerbahçe'de konuşuyorum. Galatasaray'da 5 yaşta alırsan alırsın. Şimdi sen futbolu Samet Aybaba'ya emanet etmemiş miydin? Ettim. Nerede Samet Aybaba? Görüşmüşler. Kafileyle tamam, beraber gitti. Tamam yani. Biliyorum canım orada olduğunu. Benim bildiğim futbolu emanet ettiğin adam imza törenine çıkar. Bu hocayı Samet Hoca'ya mı? Bunlar ay bilmediğim sorular. Cevabını aradığım sorular. Bir futbol adamı olarak da bunu aslında aklı selim herkes de merak ediyordu. Soru cevap gidelim mi? Sen bana sor ben cevaplayayım. Bu ya tamam ben anlatayım sen cevaplarsın. Tamam. Şimdi orada öyle sorular geldi mi bilmiyorum da onun için. Yoksa Gelmedi. Ya, yoksa gelmedi. Her başkan gibi Hasan Arat da sipariş sorularla mı gidiyor? Yok Hasan Arat. Yani şimdi Bayern Münih modeli, Bayern Münih modeli. Bayern Münih modeli bir defa öyle bir model burada olamaz. Çünkü Bayern Münih'te futbol oynamış adamların antrenörlük beklentisi yok. Ama 6 ay sonra Fernando Santos'u gönderdiği zaman Samet Hoca ya şuraya hoca almayalım sahaya in dediğin zaman haklı olarak iner. O inmese belki bir tık Feyyaz Uçar iner. En son zorda kaldığın zaman. Ya bu model Türkiye'de böyle uygulanmaz. Ve ben hani tefsirden sorarım. Sen bir ay önce futbolla ilgili bana soruları soramayacaksınız. Futbolla ilgili soruları soracağınız kişi Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar dedi. Öyle miydi? Dedi mi kardeşim? Bu ne var ya? Bu arada şöyle bir şey de dedi. Onu da getirebilirsiniz. Hı. Tam o konuşmayı. Dedi ki biz dedi bir aydır dedi hocamızla temas halindeyiz dedi. Söyle. 5 maçımızı da izledi dedi hoca. Tamam, sadece güzel. O değil. Birçok hoca izliyor. O zaman. Şimdi, ama Rıza, o sırada Rıza Ağaç'a göre. O zaman sen. Bunu sadece Beşiktaş üzerinden değerlendirmiyorum. Fener'de Galatasaray'da yapıyor. Ya bazı hocalar yapıyor abi, ben, yani biraz ben, ayağı sallandığı ya, zaman, takımlar sallandığı zaman bütün camialar bunu yapıyor. O şekilde değerlendirmek yapalım. Tamam da yapalım. Şimdi öyle bir savunma mekanizmasına giriyorum ki sanki onlar da olduğu zaman biz bunu konuşmuyormuşuz gibi. Ben onu da konuşuyoruz. Hayır, genel olarak söylüyorum. Herkes yapar ama o zaman sen bu camianın evladına, camia tarihinin en uzun kaptanlık yapmış adamına bizi diyeceksin ki ya hoca bak ben seni severim. Ben onu. Ama ben seninle çalışmak istemiyorum. Olur. Kendi ekibimle çalışmak istiyorum. İki maç daha kal. Bir daha maç daha kal. Seninle devam etmek isteyeceğiz. Öyleydi. Böyleydi. Gerek yok yani. Ben dedik biz sert ol, mert ol. Geldiği gün deseydin ki Rıza'cığım sen bizim efsanemizsin. Ama bir seninle çalışmak istemiyorum. İnandığın biriyle yani kendi ekibimi kurmak istiyorum. De ki yarın sen de aynı duruma düşme. Yani ne gerek var? O zaman sen şu da var. Buradan şu çıkıyor yani. Belki de tamam ben bir aylık bir yönetim asla başarısız demem de hani bir ayda hemen bunlar oldu ya. Bak bu yazıklarınızın hepsi yalan. Aslında biz bununla görüşüyorduk. Bunu da anlatmaya çalışıyor olabilir. Çünkü hiç ortada Fernando Santos yoktu. Bir anda öyle bir adam geldi. Yok Bruno Genesio, yok Van Prankos, yok Van Nistelrooy, yok Solkayer, yok Sergen, yok Bergen derken tamam mı? Bir baktın bu geldi. Ama temel sorun şu. Biz futbolla ilgili cevapları Samet Aybaba'dan duyacaktık. Evet. Feyyaz Uçar'dan duyacaktık. Bir ayda sahaya indin. Ben demedim mi? Az kaldı dedim. Yakında Ümraniye'ye de geliyorum. Kulüp senin gelebilirsin niye geldin demiyorum. Ama o zaman onu demeyecektim. Futbolla ilgili her şeyi Samet Hoca'ya soracaksınız. Feyyaz Hoca'ya soracaksınız. Feyyaz Uçar'a soracaksınız diye sendin. Ne oldu da bir ayda kameraların karşısına sen çıktın? Yani bugün United da dünyanın en iyi hocalarını alıyor. Başkan mı çıkıyor? Yok hayır. İmzaya? Anlatabildim mi? Ha bana dersen ki sana ne kardeşim keyif benim kulüp benim dersen bir şey demem. Ama o zaman ya dediğini yap ya da yapmayacağını deme. Bir de Evren abiye döneyim mi? Dön. Evren abi sen ne diyorsun? Gökhan değil. Ya, gerçi Ümit de yani bizim bunu yorumlamamız. Gökhan da benim arkadaşım. Yani Okan'ın arkadaşı değil. Belki tanımıyor ama ben Ümit'i de yok, arkadaşı. Yok tanışıyor. Bak Gökhan abiyle Okan abi çok eski tanışıyor. Tamam yani belki zaman o. Ben de işte oturduk 5-6 defa muhabbetimiz var. İyi de Beşiktaşlıdır. Evet. İyi Beşiktaşlıyız. Sadece burada soruda ben çok ekstra bir şey görmedim. Ya yani bu soru şöyle.
Galatasaray ile ilgili de zamanında işte Fatih Hoca da soruldu. İşte 1905 TL'den de falan. Bunun çok şeyi yapıldı. Konuşması o soruyu soruldu. Sadece Okan'ın dediği gibi ben Gökhan Atalan'ın biraz oturuş tarzı falan çok şey değildi, doğru değildi. Yani bunu orada o da farkındadır. O da hatasını anlamıştır. Ama burada başkan da sanki geçmişten gelen de böyle bir herhalde bir şey var. Gerginlik de olabilir. Bilmiyorum. Bakın sadece hayır hayır ben araştırdım sordum. Bir dakika, oturma tarzından dolayı başkan biraz rahatsız olmuş. Ondan rahatsız oldu da öyle ona tepki verdi. Olmuş. Başkan da ona çok peki, oturuş tarzından dolayı şunu diye verdi. Ona, hani çok kibar bir adam, polemik çok yaratmak saygılı. İstemedi. Onu demek çok istemedi. Çok saygılı ama onu da hedef tahtasına koydu orada. Peki doğru olan şu değil miydi abi? Bu kadar sert bir tartışma yerine ya da sertleştirmek yerine Gökhan Bey ben sizin sorunuzu cevapladım. Yalnız beni sevmeyebilirsiniz. Gerek saygı yok. Da duymayabilirsiniz. O, ben Beşiktaş Kulübü Başkanı. Gerek yok. Beşiktaş'ı temsil ediyorum. Başkanın bir kere olduğu başkan. Bu oturuşunu hoş başkanım, karşılamıyorum. Beşiktaş Kulübü Başkanı'nın böyle bir söylemde, böyle bir açıklamada gereği bir kere yani konuşması bile yani şey bana göre. Senin onu o şekilde getirmemen gerekiyor. Kusura bakma. Başkan kalkıp sana uyarıda mı bulunacak ya böyle oturman falan filan doğru değil. Sen kardeşim saygı duyacaksın, oturacaksın. Az önce bir şeyler söyledin. El alemin yabancısı evet. Bacak bacağı üstüne atar karşılığında oturur. Ne kibar adam derler. Ha. Bizimki yan oturur, düz oturur. Gökhan'ı savunmak için konuşmuyorum, ne saygısın derler. Bunu yabancı yaptım hiç. Bak yabancı gelir baba bunların karşısına. Bak. Ama geniş almamız lazım. Yabancı şöyle oturur. Bak. Yabancı gelir şöyle oturur. Hiçbir şey yapma. Bir de karşısında pro yakar. Tamam mı? Bir de daha da şarap koyarlar. Bak böyle oturur evet. Yabancı. Bir de soru sorar diyor. Bir de bak böyle pro'yu da yakarlar. Şarabı da içerler. Ne kültürlü adam. Ne beyefendi adam. Oo, yabancılar coğrafya olarak. Abi o yan oturmuş, düz oturmuş. Abi. Ben abi soruya bakarım. Yani başkansın, Allah'ta değilsin tövbe aşağı, peygamberde değilsin yani. Yani soru rahatsız etti diyorsun. Anladın mı? Soru rahatsız etti. Soru değil abi, ben biliyorum ya. Bana mı anlatıyorsunuz? Nerede adamın oturma tarzı, vücut dili, soru sorma şekli falan filan. Başkan söyledi. Biz dedi artık bundan sonraki süreci gizli yöneteceğiz. Geldiği günde söyledi. Peki SPK'ya açılıyor mu bu? Geldiği gün açılıyor, evet söyleyecek, evet söyleyecek. Söyledi. SPK'ya açıklayacağız dedi kardeşim dedi. Açıklayacağız dedi SPK'ya. Hayır, imza attığı an açıklanmıyor mu? Biz şu anda gizli diyor. SPK'ya açıklayacağız diyor adam. Söylüyor başkan orada. Bu? Hayır değil, sonradan açıklıyor. Okan abi ben bir şey söyleyeyim. Peki taraftara medyaya bütün rakamları verseler daha iyi değil mi? SPK'ya yani, açıklayacak. Gel mesela. Ya ona bir şey demem ya. Ali Koç da vermedi. CSO 7 milyon dedi. 3 milyon verdi. 3 milyon verdi. Yani belli bak miydi? Burada açıklamak zorunda değil aslında. Bak şimdi. Galatasaray'da da şimdi neler var. Fener'de de neler var. Sen de örnek ver Galatasaray'dan Fenerbahçe üzerinden. Her yerde var. Şunu da söylüyorum. Bak şunu söylüyorum. Hepsi. Açıklayacaklar zaten. Beşiktaş taraftarı da bunun farkına varacak. Bilecek yani. Bunu açıklayacağız dedi. SPK'ya bildireceğiz kardeşim. Söyledi başkanım. Ama orada şöyle bir şey dedi. Şimdi sen. Şey benim orada. Aslında Ertem'in herhalde şeyinde. Yandan dedi şey yaptı hoca, açıklama dermiş gibi hareket yaptı dedi. Yok be abi ya. Nerede başkana. Yaptı? Ne yaptı? Orada bir izledik yani. Öyle dedi. Ben Ertem abi. Ya bıraksınlar abi. Hocanın kulağında şey mi vardı? Türkçe anlıyor mu? He. Türkçe'yi hocam çeviriyor. Tercüme ediyorlar. Bilgi verme dermiş gibi Gökhan'ın tarzı. Belki de o da kendi ülkesinde. Çünkü buradan oraya para götürdüğü zaman o da kendine bir şey olacak. Ama bak bir şey söyleyeyim. Ben izledim. Ben izledim. Ben izledim. Şimdi kulüplerimizde şöyle bir şey oluyor. Öyle bir hareket, öyle bir davranışta bulunmadı hoca. Yani gösteriyorlar ispatlasınlar ama o bende. Ispatlasınlar abi. Ben çıkartırım koyarım. O zaman özür dileyecekler mi? Kulüplerimizde şöyle bir şey oluyor. Abi yalan ben yanlış üzerinden bilgi veyahut da yorum yapmak doğru değil. Bak bu Beşiktaş kulübü camiaları zan altında bırakıyoruz. Ben ne bir sürü algı yaparım Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon'a ama biz etik değil. Ya, hayır konuştuk da ben de sana soru konuştuk. Yalan atıyor. Ben de onu söylüyorum. Yalan atıyor anlatıyorum. Yani. Ben onu diyorum. Algı onu da söylemeyeceğiz mi yani? Onu da söyleyeceğiz ya. Tamam, biz de söyleriz çok şey. Biz de söyleriz. Ertem abinin dediği bir şeyi söyleyebilir bence. Ha yani. Ben de o neyi? Ertem mi? Tamam da ben o zaman Ertem abin de Gökhan abin de ispatlayacaklar o zaman kardeşim. Yalan ya. Bir... Kim söylüyorsa ispatlayacak o zaman. Ertem yalan, mi demiş? Yalan serviste demiş bulunmayacak. Ki... ya yuvarlağı almıştı hocanın. Kim söylemiş bunu? El hareketini görmüş. Yaparken orada bir şey yaptı. Ben de göremedim de. Ama olabilir de yani. O Gökhan da öyle demiş. Onu mobbing etti demiş. Söyleme bunu yani. Ya şöyle hesaptı hoca yani benim aldığım parayı söyleme yapmış. Ulan canlı yayını izledik. 50 kere baktım gördüm. O kadar değil de eliyle böyle bir şeyler yaptı. Yani yapıyor mu yapmıyor mu? Ya yapamıyor mu? Bir de Hasan Arat başkan şu anda adam da taviz vermiyor disiplinden ondan bundan. Kalkıp buna müsaade eder mi? Yapmayın ya. Yapmayın dedim. Şimdi şunu söyleyeyim. Üç kulüpte de bu oluyor ya da bütün kulüplerimizde oluyor olabilir. Öyle diyelim. Bütün kulüplerde olabilir. Şöyle bir şey var. Mesela iki tane kontrat yapıyorlar. Bir tanesi resmi olan. Bir tanesi yine Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde geçerli olan bir ek protokol. Tek tip sözleşmeye, Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesine yazıyorlar. Diyorlar ki bu sözleşmeyi tamamlayıcı unsur
ek protokollerde yazar. Resmi sözleşmeye yazıyor 1 milyon euro. Ek protokole yazıyor 5 milyon euro. 3-15 milyon. 5 milyon euro daha. Etti sana 6 milyon euro. Ama mahkemede ikisi de geçerli. Mahkemede ve FIFA'da ikisi de geçerli. FIFA ikisine de geçerlilik hak ediyor. Bu Türkler için de böyle miymiş ha? Tabii Türkler için de böyle. Sen resmiyette SPK'ya bildirdin 1 milyon euro. Bu ne? Ben sana söyleyeyim. SPK suçu. Kim yapıyorsa. Kim yapıyorsa. Yapılıyorsa ben de söyleyeyim açık. Hele hele neden SPK ile ilgili bir suç? Çünkü siz halka açık şirketsiniz. Kafanıza göre ayrı ayrı sözleşmeler yapamazsınız. Sana bir soru sorabilir miyim? Soru sorabilir miyim? Lütfen. O oturuş şekli, soru sorma şekli doğru mu sence? Ben videoyu görme, hani sana da dedim. Ben bugün beni Gökhan abi de aradı. Sence doğru mu değil mi? Doğru değil mi? Gökhan abi de aradı. Aslında bağlansaydı yayına girecek değil mi? Bağlansaydı yayına girecek diye şey yapmadım. Bak. Doğru değil mi abi? Gökhan abi eğer benim gördüğüm fotoğrafta başını kaşıyor. Alt tarafı karanlık olduğu için göremiyorum. Vallahi göremiyorum. Ya bırakın. Hayır yok ya, videoyu açalım. Bir daha aç Samet. Aç önümden kendi. Bana normal atabiliyorsanız atın. Ama ayak ayak üstüne mi atıyor? Ne yapıyor tamam? Yani şu oturuş da kötü de bir oturuş değil yani. Kolunu uzatmış. Ayaklarını yan çevirmiş. Yani bu oturuşta da öyle çok anormal bir durumda yok. Yani. Ne var yani? Ne yapmış abi? Açık yan mı yatmış? Karşında başkan çocuk oturuyor. Düz oturman gerekiyor. Ya kardeşim bak bir şey söyleyeceğim. Böyle sen başkana böyle sorulur mu abi? Bir dakika, tamam, bir dakika abi. Bir şey söyleyeceğim. Yapma gözünü seveyim. Şimdi gel, bir ya bırak şurada, Allah aşkına hocam. Şurada ya. Kenan şurada. Kenan şuraya şurada. Kenan şurada röportaj yapsın. Ayak hocam, ayak üstüne mi atıyor? Şuraya bakar mısın? Ya ayak ayak üstüne atıp atmaması değil abi. Oturup şekli kahvede otur gibi. Kahvede mi oturuyorsunuz abi? Karşısında Beşiktaş. Ne yapacak abi? Şey mi? Fenerbahçe'den böyle mi duracak? Baba olur mu öyle şey hocam? Fenerbahçe Beşiktaş. Ya kardeşim adam önünde değil arkasında. Bu evde hani koltuk var ya. Bırakın Allah aşkına. Önündeki onun bacağını mı görüyor kardeşim? Ya babacığım bacağı değil el vücut hareketlerini görmüyor musun hocam ya? Ya bak bazı instantaneler vardır. Her türlü yorumlayabilirsin. Belki ona bak çok affedersin. Ben bunu bilmiyorum. Kabul etmem. Şu olabilir bak bir şey bilmiyorum Evren abi. Hani acaba saçını kaşıyacak olabilir. Ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Saçıyorum. Bir dakika bak. Esnedim. Bak şimdi sen de beni çektin. Abi bak. Tamam onlar olabilir. Tamam bak. Aynen. Ya yaşları misal oluyor. Her şey olabilir. Ama yani hayır bu oturuş gibi. Oradan görünebilecek bir oturuş değil. Hele de bu ışıkta görünebilecek bir oturuş değil ya. Bir ışık görünmüyor. İki ben size bir şey söyleyeyim mi? Ümit abi çok dikkatli beni dinle. Ya bir de haklı çıkartmak derdim değil. Gökhan abi Uyaz benim ofisime geldi. Bak ben size bir sahne anlatayım. Gökhan abi Uyaz benim ofisime geldi. Ayağı sakattı. Bak ilk kez söylüyorum belki ayıp olacak. Yani sakat derken kırılmıştı. İki değnek ve alçı içinde geldi. Ümit abi dinle ne olur. Ben hastaneyle uyandım. Ayağını uzatacak ya. Bışarcığım ayağımı uzatabilir miyim? Yanlış anlamazsan dedi. Şimdi ben onun yarı yaşındayım. Bana böyle hassasiyet gösteren Beşiktaş Kulübü'nün başkanına evleviyetle hassasiyet göstermedi gösterir. Pekala. Ben burada ayakta mı bir şey? Hayır, burada ayakta mı? Yok oturuyor abi. Sanki yukarıda gibi duruyor. Neden sandalye var bak. Önünde sandalye var. Bu arada Gökhan Dinç'in boyu 1.95 falandır bu arada. Bak şimdi. Yok, bak şimdi bir dakika abi. 90, bir dakika. Devam şimdi. Devam bir dakika. Şimdi senin karşında o şekilde konuşan oturan adam başkanın karşısında niye o harekette duruyor o zaman? Kahvede otur gibi otur. Abi orada birebir burada birebir değil ki. Kalabalığın içinde fark edilemez karşında yani. Karşında başkan var. Beşiktaş Kulübü'nün teknik direktörü var abi. Olmaz. Ya ne başkanı? Yemiş'in başkanı ya. O da bir insan. Allah'ın yarattığı bir insan abi. Allah Allah. Cumhurbaşkanı değil ki abi yani. Tamam tesir ediyor da orada abi. İyi o zaman başkan dedim bana böyle otursun. Sen içeride dedin hocam. Ne dedim ben içeride? Dedim ya ben sana böyle otursa ne yapardın sen dedim. Sordum kardeşim, ya. Kardeşim birebir de diyorum. Birebir de. Gidersin bazen. Fark etmiyor. Beşiktaş Kulübü başkanı karşısına oturamaz. Kardeşim hayır. Şimdi madem böyle konuşuyorsun ben sana söyleyeyim. Gidersin başkanın odasına. Tamam mı? Karşısında böyle sere serip oturursan. Toplantı halinde sen başkanın karşısına fark etmez hocam. Bir dakika kardeşim burada toplantı değil. 500 kişi var. Basın toplantısı. Ne 500 kişi? 10 kişi var. 15 kişi var hocam. Basın toplantısını. Ya bunu sen bunu kabul ediyorsan. Etik buluyorsan ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ya kardeşim. Ben senin aynı düşünmek zorunda mıyım? Soruyorum sana etik kabul ediyorsan ben. Ben senin aynı düşünmek zorunda mıyım? Ben de dedim sen aynı tamam, düşünmek. O zaman, saygı duyuyorum. Tamam ben sen saygı duy beni dinle. Bana göre saygısız değil. Tamam dinle. Ben sen de beni dinle o zaman. Saygı duydun mu? Ben de sana saygı duyuyorsam ama senin görüşüne katılmak zorunda değilim. Ya ben de senin ben sana diyorum ki gel bir şey şöyle. Kenan. Gel kardeşim. Sen başkansın ben böyleyim. Geldim sana. Şöyle kalçam gözükecek gibi oturursam dersin ki lan bu ne ukala adam dersin. Benim. Ama şimdi bak şurada onun koltuk var. Hani şurada da başkan olsa en ön koltukta ben oturuyorsam yine böyle başkanın gözüne soka soka böyle oturuyorsam bu da yanlış. E arkada bir sıra var. Arkada bir sıra var. Bir sıra var. Bir sıra var. İster bacak bacağın üstüne atarım. İster bağdaş kurarım. Hayırdır yani başkansa başkan. Tövbe haşa Allah değil de yani. Ne yapmış yani adam. O bir bahane. Ben Gökhan'ı savunmuyorum kardeşim. Gökhan'la avukat da değilim ben.
Yani başkan da bu Hasan Arat için değil. Herkese böylerler ya. Bu ne derler, onun bir adı var. Yani birini gördük. Ha, elini öpelim. Bak elini öpelim. Büyüktür, elini öpelim. Aman bacak bacağın üstüne atmayalım. Niye atmayacağım lan? Seni de Allah yarattı, beni de Allah yarattı. Hayırdır yani. Ama birebir otururuz da yayılmazsın, affedersin. İnek, yayılırsan inek gibi, o zaman adam der ki lan şunu ukalaya bak, gözümün içine baka baka yayılıyor dersin. Ümit al. Fotoğrafı bak. Bak normalde bu bak burası da kalabalık. Ya şimdi bak şu var. Birebir de mesela biz Türk yani oyuncular olarak böyle oturmam başka yanında mesela. Ya, bu kadar. Ya bak bir gün bizde Merakşi diye bir oyuncu vardı. Merakşi. Cezayirli. Rahmetli baş... Dur söyleyeceğim, bir şey var onun için. Rahmetli Cavcav'ın yanına gittik, böyle oturdu bak. Yine tekli atalım. Şöyle bak. Şöyle tamam, oturdu. Tamam görünüyor. Bir şeyler bak. Şöyle oturdu. Ben böyle bak. İndir lan ayağını dedim buna, tamam mı şimdi? He. Sonra başkan dedi ki sorun değil, sorun değil dedi. Bak şimdi Cavcav o kadar akıllı bir adamdı ki. Ya çocuk oralarda öyle bir şey yok ama. Babacığım bu Gökhan Ahmet Mehmet işi değil. Şimdi Gökhan da kusura bakma 18 yaşında değil ha. O da var 45 yaşında. Bunu da alalım. Hayırdır, öğrenci değil yani. Karşısına gelecek de başkanım ne var yani? Hasan Arap da Allah değil ya yani. Bu da Alexey Lefter değil mi? Ya tabii evet, canım. Yani onlar oturuyor. Şimdi bunlar yabancı oyuncular. Ben az önce yayına girerken sen şimdi farklı yerlere çekmeye çalışıyorsun. Ben mi? Ben niye çekiyorum abi? İçeridekilerle bak. Teşekkür ediyorum size. Tamam. Şimdi bugün konuşalım. Her neyse. Şimdi bak kardeşim. Bunlar yabancı oyuncular. Bir platformun üstünde bir başkanla teknik direktör var. Büyük camianın başkanıyla teknik direktör var. Ne olursa olsun ben camiamın adına burada bana taraftarımın göstermiş olduğu teveccühe dayanarak söz hakkı bulduğum için konuşuyorum, söylüyorum. Ben bunu kabul etmem. Kabul edecek bir durum değil. Sen kalkacaksın, kahvede otur gibi oturamazsın. Platformun üstünde seni görmeme ihtimali bir kere sıfır. Yüksekte seni izliyor, görüyor. Anladın mı? Ben bunu kabul etmiyorum. Saygı duyuyorum herkesin görüşüne. Ben yani bir şey söylemiyorum abi. Size de kolay gelsin abi. Hayırlı işler o zaman. Ne diyeyim? Başka bir şey söylemeyeceğim. Ya şimdi bunun için kızma. Şimdi herkesin bir kendini görüşü var. Şöyle abi. Tek tip görüş diye bir şey yok. Yani onu söyleyeceksin. Çok seslilik olmak zorunda. Herkesin bir görüşü olacak. Nasıl ki şey senin yapma. Tweetlerini, küfür içeren tweetlerini getirdiysek, Ümit Özat'la fikrini açıklayacak, Evren Turan da açıklayacak, ben de açıklayacağım. Ben bir şey diyor muyum? Ki ben bir dakika, Gökhan Dinç'i de bağlayabilirim buraya. Ben yani istediğini bağla kardeşim. Bizim şey bak budur şimdi, abi. Bana şimdi bağlayabilirim falan. Fotoğraflar için ağzını tutuyorsun da. Bağlayabilirsin. Yani bıraktık programı, biz hazırlayalım. Bak, bir fikrini yabancı oyuncu değil. Yerli oyuncu üzerinden göster. Yerli oyuncu değilim. Bir protokol var. Kimse de sana, kimse de o zaman sana algı da yaptıramaz kardeşim. Sen çıkartıyorsun Fenerbahçe'yle bilmem ne oyuncularını çıkartıyorsun, yabancı oyuncu. Türk çıkar, bir toplantı içerisinde olan bir olay bu ya. Toplantının içinde olan bir olay. Bu normal bir yemekte veyahut da bir yerde. Toplantı içinde olan bir olay bu ya. Yapmayın gözünüzü seveyim ya abi. Ya kardeşim siz anlamıyor musun? Sen ne kadar alıngan oldun ya. Baca, ya ben alıngınlıkla. Bunu şimdi ben alınganlıkta değil. Hayır bacak bacak üstü atmak kötü babacım, bir şey değil bacak, ki. Babacım bacak. Senin uslubun, vücut dilin 10 gündür 1 aydır yaptıklarını biz 1 senedir yaptıklarını da biliyoruz. Kimin? Ya o Gökhan'ın Beşiktaş camiasının üzerine aldılar. Onun üzerine ya, sen kardeşim. Kalkıyorsun bir de o basın toplantısında kafanı kaşıyorsun. Gökhan, kolunda mikrofon. Bu şekilde bu soruyu kabul etmiyorum. Sen biliyorsun. Tamam kardeşim siz haklısınız. Ben hakkalıyım, haklısınız. Ben sizin görüşünüze de saygı duyuyorum. Ben bunu kabul etmiyorum bu konu, kardeşim. Benim görüşüm biz de bu. Eyvallah. Biz şu anda neyi konuşuyoruz? Eyvallah. Gördüğümüz bir olay konuşuyoruz. Eyvallah. Görmediğimiz bir olay eyvallah. Biz değerlendiremeyiz. Tamam abi eyvallah, saygı duyuyorum abi. Bir şey ben demiyorum. Bu konuda saygı duyuyorum yani. Saygı duyuyorum eyvallah. Saygı duyuyorum. Hareketlerine mi orada takıldı? Şey yoksa söyledi, sonra... sorduğu soruya mı takıldı? İşte ben de soruyorum sana. Ki... Erdem Tumur'la Fatih'in karşısında bu şekilde durup soru sorabilir mi? Bunu cevaplayın abi. Ben sorarım. Ya dursun. Ona soruyorum abi, sorabilir miyim? Sen sorarsın sorma. Sorma. Ya ben Allah Allah. Ben defa gördüm. Bilmiyorum, bizi Gökhan hiç öyle izlemedik ki mesela. Biz sanki sabah akşam Gökhan'la beraberiz. Yani bak eğer onu abi, yapıyor diye de şimdiden bir gün. Tamam abi ben Fatih şey Hoca bak mesela bir şey söyleyeceğim. Gençler Birliği maçımız, Galatasaray'la maçımız var. Ben Gençler Birliği çalıştırıyorum. Fatih Hoca geldi. Bir de yönetici var. Bak şimdi Mişar. O zaman 19 Mayıs eski statta bir tane ev sahibi takımının hocasının odası var. Yani soyunma odaları hariç. Onlar da aradaki barakada duruyor. Hocanın yanına gittin. Yöneticinin biri tak bacağı bacağın üstüne attı. Evet abi. Hoca böyle yaptı bak. Tak indirdi bacağı bacağın üstüne. Şimdi birebir de belki şeydir ama abi bir de bu çocuk da, bak Gökhan bak kardeşim haksızsa dibine kadar da haksız derim. Yani bunu ben kalkıp da ama şimdi bu adam 16-17 yaşında değil. Bu adam 40-45 yaşında çoluk çocuk sahibi bir abi, adam. Müsaade edin de nasıl oturacağını söyleyeyim. O kadar ana noktadan kaçıyoruz ki. Bir gazeteci, mesleği ve işi soru sormak olan bir gazeteci, hocayla aranızda ne kadar para var
diye soruyor. Tamam mı? Yani anlaşmanız nedir diye soruyor. Olması gereken de budur. Sormak zaten. Başkan da açık açık diyor ki SPK gereği ben söyleyemem size diyor. Böyle bir kural yok başkan. Bak böyle bir kural yok. Orada ben olsam bana onun cevabı veremezsiniz. Hadi gel bana anlat derim o zaman. Ya verir sen de ona cevap verir. Böyle bir kural yok. Yani şey mi istiyorsunuz? Biz açıklama yapalım. Herkese böyle el pençe divan dursun. Böyle bir kural yok kardeşim. Soru değil kardeşim. Siz de vücut dili hareketleri yanlış. Tam yanlış. Yanlış bilgi veriyorsunuz. Vücut diliyle soruları arayın yanlış kardeşim. O vücut diliyle o şeyleri hareketiyle soru değil sorun. Vücut diliyle hareketiyle Beşiktaş kulübünün karşısında başkanına camiasına değil Fenerbahçe kalsa kimse saygısızlık yapamaz. Oturmasına kalkmasına dikkat çekecek. Biz nasıl dikkat ediyorsak o da dikkat edecek. Yabancıları koymasını biliyorsunuz. Abi sorun bir basın toplantısı Fatih Terim Erdem Timur'a Dursun Özbey aynı şekilde sorsunlar. Hadi sorsun Erdem Timur'a sorsunlar. Hadi Erdem Timur'a sorsunlar. Cevap ama Burak Elmas'a neler dedi bu? Erdem Timur'a niye demiyorlar? Hadi sorsunlar. Yani belki de demiştir bu arada bilmiyoruz. Bizim elimizde bir şey yok ama. Tamam toplantısını görmedik ama. Burak Elmas'ı ben hatırlıyorum. Rasim'i düşün. Rasim hiç kendinden büyüğü abi demez biliyorsun. Yok. Hem bizimle hitap eder. Öyle huyları. Şimdi. Ya adamın fıtratı bu. Bize demedim o gün abi ya. Sana Evren bana abi dedi. Ya tamam yani. Sen biraz daha gençsin onun içine yakınsın. Yani bilmiyorum. Aranızda iki yaş mı ne var onunla? Yani bilmiyorum ben burada soru içeriği bana kalırsa önemli. İki ay sonra Hasan Arat'ı... Bir de soruda da kötü bir soru. Ya hocam soru sorun değil diyorum. Oturma tarzı, vücut dili, geçmişte Beşiktaş Başkanı yönetimleriyle ya, ilgili yaptıkları aldılar. Onlar bunlar. Bunlar kabul edecek durum bak, değil. Onları sen bak, konuş vücut kardeşim. Dili de kardeşim doğru değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Sana göre saygısızlık olarak ben nitelenmiyorsun. Sana göre de saygısızlık olarak nitelik olarak karşılaştırıyorum. Ben saygısızlık olarak ya, nitelendiriyorum. Nitelendiriyorum. İçeride bunu konuştun. Yani. Biz de içeride senin de konuştuğun var, bizim de konuştuğumuz var. Onları biz bak, şey heh, içeride, geliyorsun içeride, içeride bunu konuştun. Bu bir lafa söylenmez bir. İkincisi, o zaman içeride konuştuklarından birini daha söyleyeyim ben sana. Madem sen içeride konuşulanları burada anlatıyorsun ben sana içeride demedim. Okan bunlar içeride beraber çalıştılar mı çalışmaz mı? Acaba bundan dolayı bir şey olabilir dedim mi? Dedim. Lan ben Gökhan'la zannedersin ki her gün görüşüyorum. Yani şimdi yöneticilik beraber mi yaptılar? Hayır, o orada spor direktörlük mi yapmış? Acaba yöneticilik mi beraber yaptılar? Acaba dedim oradan birbirlerine bir kini mi var? Tabii. Çünkü bak misal. Negatiflik var. Burada yani. Görünen bir şey var. Bak yalanım yok ha. Bugün Gökhan'la da konuştum. Hatta ona da şunu söyledim. Çocuk mesela Allah var şunu söyledi. Tabii. Çocuk bana şunu söyledi. Ya hocam dedi. Sana soruya cevap verirse Bayern'in modelini şey yapacağım. Dedim buradan gidersen yanlış gidersin dedim. Dedi ki bana Gökhan. Bayern'in modelinde Fernando Santos nerede olur dedi. Böyle gidersen yanlış gidersin dedim. Ne demek hocam o dedi. Diyeceksin ki dedim Bayern Münih modelinde Fernando Santos nerede olur değil. Bayern Münih modelinde faal teknik diyor var mı? Yani Allah rahmet eylesin Beckenbauer öldü de Beckenbauer, Hunes, Rummenigge, Salih Hamisic bunların teknik diyorluk yapma gibi bir niyeti yok. Ama Samet Hoca teknik diyorluk yapabilir. Feyyaz Uçar 2 sene önceye kadar yapıyordu. Buradan bu konuları hiç şey yapmadık. Ha, bir tek bir şey söyledi. Belki söyleyebilir. Aslında onun iznini alarak da söyleyeyim. Ya dedi belki dedi bak tam bir şey söylemedi. Hani acaba dedi hani ya şimdi ben onu söylediğim için ben onunla kötü olduğum için sanki acaba dedi hani Ali Koç mevzusunda onun arası ben de mi? Mesela bunu doğru olduğunu inanmadım. Hayır olabilir dedi çocuk var demedi. Şimdi ben de diyorum ki şimdi Okan anlatıyor. Geçmişte oldu. Kardeşim ben 5 yaşım bilmiyorum ki ben 5 işim gücüm yok 5 yaşımı takip edeceğim. Yani ben Fenerbahçeliyim. Onu konuşuyorum. Şuraya geleceğim. 5 yaşın geçmişinde birilerinin geçmişte ne oldu bittiği bilmem. Ben bu gördüğümü yorumlarım. Tamam. Ben bu resmi görüyorum. Diyorum ki bu resimde alt taraf karanlık. Ben alt taraf karanlık. Bişarım bir şey söyleyeceğim lütfen. Şurada sandalyenin en önü. Sen de şurada röportaj veriyorsun. Burada gözünün içine baka baka ayağımı uzatsam. Ya önümde bir dizi daha sandalye olmasa. Dersin ki lan gözümün içine baka baka bacak bacağın üstüne atıyor. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sırada oturuyor. Aslında orada da bacak bacağın üstüne oturmak kimine göre kolaydır, kimine göre de mecburdur. Evet. Kısa bacaklı olanlara göre kolaydır. Uzun bacaklı olanı da katlamak. Mecburen yapar. Mecbur edinir. Ha şu oldu yan yattı. Ya bilemiyorsun ki bazen şurada otururken tamam biz abi kardeşiz de ya oturmaktan kıçın ağrıyor. Bazen yan dönüyorsun. Bel fıtığı olabilir. Bak Gökhan'ı savunmuyorum. Basur olur. Her şey olur abi bilemiyorsun. Ama kalkıp da başkanın karşısına gidip tuhaf tuhaf hareketler yaparsın. Yani burada anlatmayayım. Birebir tam karşısında olursun.
Yani o zaman oraya herkes tek tip elbise gidecek, tek tip oturacak. Şey gelmiyor oraya, Kuzey Kore Partisi, Kuzey Kore lideri gelmiyor ya, kim yok, neydi o adamın adı? O gelmiyor ya, Beşiktaş'ın başkanı geliyor. Veyahut da Fener'in Galatasaray'ın başkanı geliyor. Allah değiller ya tövbe, ya tövbe aşağı. Dünya standartlarında olacağız diyorsanız abi, dünyadaki Amerikan Devlet Başkanı'nın önünde bile gazeteci bacak bacak üstüne atıp röportaj yapıyor. Dünya standartlarında izliyorsanız, yani Türkiye'deki bir gazetecinin hali tarzı kötü, hoşunuza gitmiyor diye. Bu arada hep söylüyorum, benim için sorunun içeriği önemli ve cevabın içeriği önemli. Ben hani, soru da kötü bir tuzak soru falan da değildi yani, değil. Bilmiyorum yani. Ya bundan sonra daha çok şaşıracaksınız, bundan sonra daha çok şey. Peki şey, şunu anlamadım ben, bilmiyorum sana, şeffafla SPK arasında aynı şey değil dedi ya. Şeffaflık kendince bir yönetim tarzıdır. SPK senin halka açık bir şirket olduğun için SPK'ya uymak zorundasın. Sermaye piyasası kuruluna ve sermaye piyasası kanununa uymak zorundasın. Zorunluluğun var. Ama yarın öbür gün bir kulübün, bu söylediğim gibi, iki ayrı sözleşme yaptığı ortaya çıkarsa ilgili yöneticiler de SPK gereği suç işlerler. Ben bir son bir şey daha söyleyeyim, kapatalım bu konuyu. Çünkü evet. Çok şey yok, zaten programı yapıyoruz. Yani burada bizim bir şey yorumlamamız, yani o bizim işimiz değil normalde. İlk anda olunca olay. Şu şey izledik ya, canlıydı. Ben izledim. O an o soruyu sorunca, ben soruya mı kızdı acaba başkanı? Bir de sen anlamadın değil mi? Son anda da o Gökhan'ı böyle gördüm şimdi orada. Anladın mı? Ve baktım görüntü kötü. Evet. Yani dedim başkan ister istemez, başkanı sevmeyebilir. Bilemem onu. Beşiktaş camiasına saygısızlık görüntüsü bence. Bak şimdi ben sana yani söyleyeyim. Acaba ben böyle bir şey sordu da başkan da ona kızdı da. Benim derdim Hasan Arat olsa. Yoksa. Şu anda mesela ikinci yönetici var. İkinci başkan var. Hüseyin Yüce. Bişer. Evet. Mesela kimsenin bilmediği ya. Çoğunun bildi ama şu anda burada kimsenin bilmediği bir şey söyleyeyim. Buyur abi. Hüseyin Yücel. Değil mi? Ya eşinin 3 Temmuz'dan bu yana Fenerbahçe'nin aleyhine şike yaptılar ama futbol için kimse hapis yatmasın, 1000 tane mesajı var. Bak şimdi. Ya Bahçeşehir Spor Kulübü ülkeler arasında kullanıyor. Ha, yeri geldi konuşuruz. Ya benim amacım, yani Hasan Arat veyahut da onu eleştirmek olsa, ha öyle bir an gelir onu söylerim ama şu konuda amacım Gökhan'ı haklı bulmak, Hasan Arat haksız bulmak falan değil. Ben ömrü hayatımda Hasan Arat'ı hiç görmedim. Ama ben ya oturursa da bir şey yok abi, yani bu, ya bir şey söyleyeceğim. Yok, bu çocuk 47-48 yaşında, iki çocuğu var Evren abi. Yani anlatabildim mi? Yoksa ha bak şunu anlarım. Sen Ahmet Nur Çebi'yi sevmiyorsun. Yani Ali Koç gider, Veli Koç gelir. Belki benim ona da tutumum daha farklı olur. Ona belki farklı davranırsın. Ona belki bir şey yapılan daha fazla saygısızlık görebilirsin. Mesela şöyle bir şey olsa, bilmiyorum, yaparsın diye demiyorum. Aynı bu şekilde Gökhan otursaydı, Ahmet Nur Çebi'ye sorsaydı aynı tepkiyi verir miydin? Şahit. Ya şahit mi? Tamam. Verir. Tamam. Verdim. Onu verdim. Tamam. Ben verdim. Ama burada da verdim. Bu ekranlarda verdim. Daha beterini verdim. Yani bu hareket daha ağır. Daha beterlerini verdim. Geçen hocam ben sen beni tanımadın. Ben sana inanırım. Ben sen beni tanımadın. Geçen sene aynı Gökhan kardeşim soruyorum. Ben seni burada Altay'da tanıyorum. Soracak tabii. Biz Merber Evler'de değil hocam. Sobalar'da büyüdük hocam biz. Ya ne alakası var? Yok yani biz söyleriz neyi söyleyeceğimizi biliyoruz yani. Söylerim ben. Söyler miydin diye soruyorsun. Ben de babalığı yapmam hocam. Yani olabilir. Şimdi sevdiğin insana daha hassas olursun. Sevmediğin insana daha hassas olursun. Yani Arası. Şimdi şöyle mesela burada kardeşim bak bak açık konuşuyorum. Ben Fenerbahçe Başkanı, Beşiktaş Başkanı'na bakmadım. Evren abi Ali Koç'u eleştirirse, tamam mı? Savunacağım varsa savunurum ama bak 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 açık konuşuyorum. Bir tık yumuşak savunurum. Ama çok sevdiğim bir başkan olursa alın. Onu eleştirirse aynı bugün hani senin ha. Ahmet Nur Çebi'den kurtuldun ya mesela, ya da senin gibi Beşiktaşlar sevmeyenler haklı olarak. Yani sevdiğin bir adam gelse bir tık daha sert tepki verirsin. Yani bazen insanların hassasiyetleri kişiye göre de değişiyor. Yanlış mı Erhan abi? Şimdi düşünsene abi. Okan senin takım arkadaşın olmasa. Yayın bitti mi? Orada takım arkadaşın olmayan bir adam hoca olsa. Yine savunursun ama takım arkadaşını ya. Savunduğun kadar savunur musun? Tabii yok. Canım daha çok sevdiğim şey. İki tane yani. Süper chat var. Radikal Galatasaray'da Hollanda'dan selamlar Bişar. Ben de Karslıyım. Den Hak'tan Karslılarla dolu. Her Türk esnaf Karslı. Evet Den Hak'a gittim. Bir gün gel. Hemşerilerin şehrine. Evren abi seni seviyorum. Sağ ol. Gelmiştin Den Haag'a sanırım, öyle hatırlıyorum. Emre Kahraman demiş ki Ümit Kaptan eli cebinde Cumhurbaşkanı'nı uğurlama konusunda Ali Koç'u da eleştirmemişti demiş. Eleştirdim ya. Eleştirmemiş demiş. Ya abi neler dedim abi, ne anlatıyorsun? Daha göz göre göre. Bu arada bilgi geldi. Yayılarak sormasına kız dedi. Biri söyledi. Şimdi yazdı. Hasan abi de aynı şeyi söyledi. İşte. Bahsedilen bir görüntü bu. Biz... Soru sorulurken bunu yapıyor. Başkan.
Ne yapıyor? Kes diyor. Bak şöyle yap bak kes diyor. Bunu şey cevap verme diyor. Tercümana söylüyor. Hasan Arat bakmıyor bak. Tercümana ama o görmüyor. Söylüyor, anlıyorum diyor. Bak Hasan Arat görmüyor. Şimdi burada yalanın da ortaya çıkıyor. Bak Hasan Arat nereye bakıyor? Ya bırakın abi ya. Söylenecek bir şey yok abi. Ben bunu. Her neyse. Ben kime yapıyor? Ama yani? O zaman abi, tercüman konuşuyor ya telefon. Bir dakika tercüman kulaklıkta konuşuyor. Tercümana yapıyor. Kulaklıkta konuşan tercümana yapıyor abi. Hasan Arat nereye bakıyor? Bakar mısın abi ya? Hiç oraya bile gözü kaşı hiçbir yere oynamıyor. Dönüyor konuş hocam diyor. Ya yapmasınlar yalan atmasın. Ya bak ağır konuşacağım. Harbi ağır konuşacağım. Yapmasınlar abi algı yapmasınlar. Onların algısı bizim çalgımızdır bak. Ağır konuşurum. Yüzüne karşı da ağır konuşurum. Hasan Arat'ın. Bak el işareti bak orada kes diyor. Şeye kes diyor. Konuşan arkadaşa. Tercüme eden arkadaşa kes diyor. Hoca Hasan Arat bakmıyor bile hocaya. Ya Allah aşkına. Ya o zaman buradan ne çıkıyor abi? Demek ki yayılmasına kızmadı. Soruya kızdı. Hasan Arat'ın bunu. Yayılmasına kızıyor. Hasan Arat'ın bunu yani Fernando Santos'un bunu hoca başkan bunu anlatma dediğini görme ihtimali yok ya. Bak. Yani Hasan Arat görüyor mu diyorsun? İhtimali yok diyorum abi. Yani, göremez var. Görme ihtimali yok diyorum. Göremez, Hasan Arat'ın bunu görüp hoca bunu anlatma dedi diye bilgileri paylaşmadı olma ihtimali yok. Bak bambaşka bir tarafa bakıyor. Zaten o da benim anladığım muhtemelen Fernando Santos diyor ki. Tercümana diyor. Kes diyor. Yani, anladım diyor. Yeter diyor. Konuşurken de el hareketi yapıyor. Hayır, yeter diyor. O zaman niye? Anlatma ki diyor. O zaman cevap verebileyim. O zaman bu ahlaksız. Bu ahlaksız. Niye algı yaratmaya çalışıyor kardeşim? Bak daha ağır konuşmaya başlayacağım. Yayını kapat. Ben sonra daha farklı yerde daha farklı. Sen zarar görme dostlarınla, arkadaşlarınla. Sen sıkıntı yaşarsın. Evet. Sana da teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesin fikirlerini açıklama hakkı var benim nezdimde. Evet. Sen de nasıl açıklıyorsan o da fikrini açıklayabilir. Yani senin fikrini söylüyor olmandan dolayı ben Gökhan Dinç'te aram bozulacaksa bozulsun. Sorun değil, umurumda da değil. Ama aynı şekilde Gökhan Dinç'te fikirlerini söylüyor diye de senin de buna bozulacağını sanmıyorum. Sen şimdi ben bozuluyorum. Niye? Ben bozuluyorum. Kalkıyorsun orada kayıtlı Alex'in görüntü. Basın toplantısı farklıdır. Protokoldür orası. Herkes gelmiş, giyinmiş şık, takım elbise, teknik direktör gelmiş. Onun karşısına saygı sevgi. Ne dedim? Bizim Türk insanında kardeşim ilk önce örf ve adetlerine sevgi mecbur değil, saygı mecbur değil. Saygı göstereceksin. Sen kalkıp bir yerde, ortamda, yemekli bir ortamda, samimi bir ortamda istediğin gibi oturabilirsin. Saygı duyarım. Ama Beşiktaş kulübünü ya tamam Bişar ben bir şey sen görüşüne saygı duyuyorum. Bitiyor mu yayın kardeşim? Beşiktaş kulübü başkanı bitiyor abi. Beşiktaş kulübü başkanı da bana kalırsa o zaman abi. O sorunun içine cevap vermeli. Burada anormal bir şey ya yok. Beşiktaş başkanı diyor ya kardeşim sorunun içinde diyor. Duyulmuyor sesin abi. Erken tamam doğru söylüyorsun sana göre tamam. Şey olmuyor ki. Tamam kardeşim haklısın. Neyse arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz.